300 bin kutlamamızı yapacağız demiştik. Kutlamamıza başlayabiliriz. Çocuklar çok heyecanlı. Hepsi kutlamaya çok hazır. O zaman müzik başlasın. Olmamışız ama olsun canım, 300 binde olur. Kutlamak için sebep olmasına mı gerek var? Evet Ümit'cim. Hava soğumaya başladı. Evet. Birazdan şimdi LPG tankını döşemeye gelecek abimiz. Şimdi size bir şey danışacağım. LPG sistemine geçmeden yarın da göreceksiniz zaten, su sistemi döşenecek. Ondan sonrasında biz iç kaplamalara geçeceğiz. Sonra da mobilyaya geçeceğiz. Yavaş yavaş ilerisini düşünmek adına karavan içinde bazı yapacağımız çalışma masası olsun, yemek masası olsun, dolap birkaç tane var. MDF'den veya suntadan falan değil, ahşaptan yapmak istiyoruz. Ve dolaplar, masalar falan daha eski gözükecek. Hani bu çiftlik evleri var ya, onlar gibi bir tasarım düşünüyoruz. İngilizlerin country dedikleri tarzda bir tasarım yapacağımız için bize bu Bursa olur veya yakınlarında çevresinde olur, marangoz lazım. Biz de size soralım dedik. Belki aranızda marangoz olan veya iyi bildiği bir marangoz vardır. Bize önerirseniz, yorumlardan olur ya da daha iyisi Instagram'da mesajlardan gönderirseniz çok süper olur. Evet, süper. Biz de kendisiyle iletişime geçip o eşyalarımızı ona yaptırmaya başlarız yavaş yavaş ki kaplamalar bittiğinde de tık 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 yerine koyalım. Ay inşallah. İnşallah. Vallahi çok aşırı heyecanlıyım ama aşırı da yorgunum. 300 bin kutlamamızı da yaptık az önce gördüğünüz üzere. Ama 300 bin olamamışız, onu da gördük. Boşa da gitmedi kutlamamız, ne olacak? Bir daha kutlarız ya. Siz aynen, 300 aynen. bin yaparsınız. Zaten 293 binlerde mi? Öyle bir şeylerdeyiz herhalde. 5-6 bin kalmış. Şöyle bir 300 bin kutlamasını hep beraber yapalım. İnşallah. İzleyenlerden abone olmayan varsa, abone olursa çok mutlu oluruz. Hatta ne var ya? Annenizin babanızın telefonundan girin, abone ola basın. Nereden haber olacak ki? Onun haricinde de görüyorsunuz, gece gündüz devam ediyoruz. Sizin etkinizle de bir an önce yola çıkmak ve bir an önce bitirip size göstermek de istiyoruz. O bizi heyecanlandırıyor. Zaten böyle çift katlı bir karavanı Türkiye'de yapıyor olmak ve dünyada şimdiden ses getirmeye başladığı güzel etkileşimleri şimdiden almaya başladık. Sizden ricamız, şöyle beğenirseniz yabancıların önlerine de çıkar. Tüm dünya görür biz neler yapıyoruz. Bursa'da bir tane Alaska doğmuş. Ne güzel olmaz mı? Zaten biliyorsunuz Netflix var, Disney var, Exxen var, o var, bu var. Bunlar hep parayla üyelik istiyor. Bizim bedava abone olmak. Sadece şöyle abone ol düğmesine bastığınız zaman bitiyor, o kadar yani. Başka bir şey, hiçbir şey istemiyoruz. Bilesin diyorsun. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Evet. Tam o orta var ya. Yani şahsi profile denk getirelim, daha sağlam olsun. Sallama, esneme pozisyonu okay. olmasın. Tamam. Hasan abi şimdi LPG tankımızı koyuyor. Hasan abi kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Tankı buraya yerleştirdik. Burası tam iki tekerin arasında. Şimdi su depoları gelecek. Altında da LPG tankı olmuş olacak. Şuradan gördüğünüz üzere turmanın ara bağlantılarını koyduk. Buradan aşağı iniyoruz değil mi Hasan abi? Aynen öyle. Alttan da ileride bir şey olursa ulaşabilelim diye böyle alta gönderdik. Alttan gezdireceğiz tesisatı. Hasibe'cim biz içerilerde donuyoruz be. Ay valla ben de buz tuttum. Burada ateş yaktım. Oturuyordum. Sonra burada bekçi abi var. Bir sürü odun getirdi. Sıcacık oldu şu an, harika. Ben gidiyorum. Tamam, hadi size kolay gelsin. Hadi sağ olasın. Üşüdükçe gel ama. Tamam. Yakıt
tankı çıkışı burada olduğu için gaz tankını da buraya koyduk. Hasan abi nasıl gidiyor? Başım ya, devam. 9.30'u gösteriyor. Mesai yapıyoruz bugün. Yoruldun mu abi? Bayağı altlarda gezdin sen ya. Toz böcüsü geldi. En azından arabanın altı temiz mi abi? Bayağı gördün. Yo güzel. Güzel de iyi var. Güzel. Buradan da gazımızı doldurmuş olacağız. Hasan abi ellerine sağlık. Bitirdin he. Saat kaç olmuş bakayım. Saat 10.30. Bütün hesap bitti ya. Yapacak bir şey yok. Ellerine sağlık. Abi sana ulaşmak isterlerse nasıl ulaşırlar? Federal Otogaz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşürüz abi. Kasimeciğim olduk. Saat 10.30. Biz sabah 8'de mi geldik? Sabah 8'de geldik. Saat şu an 10.30. Mesailer. Yarın da sabah erkenden geleceğiz. Su tesisatları da şöyle. Ay şuraya bayılsam beni eve taşırsın. Sırtım dondu biliyor musun? Hadi iyi geceler. Yarın görüşürüz. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Kızlar günaydın. Emit'cim günaydın. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Şu güneşi bir dakika göstereyim. Güneşe bakın. Sen çıkıyor bak. Aa Mahmut abi gelmiş. Sizlerin arasına. Abi hoş geldin. Hayırlı sabahlar. Sağ olasın. Nasıl bir karşılama? Vallahi süper bir karşılama ya. Güzel lan. Aa şuradan insan geliyor gerçekten. Ay canım buraya gelmiş olma imkanı yok ya. Hello. Önce tınma dedik. Kağıt bile yanmıyor şu an. Yani demli de burada yanmıyor. Bir daha bir fasla daha elini al abi. Dikkat et. Bir dakika yerleştin mi senin karıya? Uyuyor kaçtı tamam. Bana bırak kızını kaldır. Ha sen odaya kaldır. Kaldır mı? Kaldır. Alın ellerinize falan dikkat edin. Sen bence karşıya. Devam et. Rekora var. 30 santim. Şimdi biraz da arkaya, çok az minik arkaya giderse... Mahmut abi. Merhaba abi. Bir malzeme aldım abi, bitirmişsiniz tesisatı. Evet abi. Ben de ne malzeme aradım ya. Evet, bugün zaten çalışmaktan çok yorum yaptık burada. Evet ya. Nasıl olur, nasıl güzel olur diye sonuçlandırdık. Şimdi depolarımız yerleşti, şöyle göstereyim. Bir depomuz, temiz depomuz burada, bir temiz depomuz burada. Buradan birbirine alttan bağladık havuz sistemine uygun şekilde. Bypass yaptık diyelim buna. Bir tane vana bıraktık buraya. İstediğimiz zaman alttan vanasını hemen kapatacağız. Vanadan sonra zaten sizin almış olduğunuz ekipmanın içinde filtremiz var. Filtreden sonra pompamız. Sonra bir genleşme tankımız var. Sonra attığımızı çıktık, evimize dağıtacağız. Bunlar da taşımlarımız. Şuradan şöyle aşağıya depomuzda sağlık. Depomuzda olduğu zaman evet tekerleklerin yan tarafına hemen taşma yaptık onları. Dolum esnasında dolduğunu görebileceksiniz. Ayrıca sizin şamandıralarınız da var. Her yönünü takip edebilmek amaçlı tüm önlemleri aldık. Burada da hummalı bir çalışım. Buradan çıkmışsınız abi. Bunlar da giderlerimiz. Bunlar da giderlerimiz abi. Alayına gider mi diyorsun abi? Tamamen. Şöyle bu tarafın tuvaletin ve şeyin pimaşı çekildi. Buradan gelip ortaya pis su depolarına girecek. Çıkacak mı sen? Çıkacak abi, çıkacak. Alttan. Bir parmak boruyla yardım vereyim mi? Rekoru ver bana sen. Somununu ver. Bu takıldı. Öyle. Görmeden takalım diyorsun abi. Bugün kız çemli biz. Çok güzel güneş vardı. Çok güzel uyuduk. Keyif yapmışsınız. Ne yapacaksın? İşte siz ne yaptınız? Bu tesisatları bayağı yarıladık. Ben ara ara çektim, ara ara yardım ettim. Malzemeler aldık falan. Senin ya. Şey kafanın içinde deli şeyler geziyor sanki. Delirmişsin gibi geliyor bana. Sıcak su, soğuk su bir sürü şey var ya. Su tesisatı kolay değil yani. Ayrıntılı iş. Diğer işlerden biraz daha kompleks geliyor bana o yüzden. Ekip sağlam ya. 3 kişi. İyi maşallah. Çok güzel çalışıyorlar valla. İyi bari. I met you on Franklin Street. A couple kids inside the big city, smoking heaters in the back alley. I even made you cry once. Andrew's diner for lunch each day. Walking the river till our worries fade. Chet Baker on an old cassette. Hasibeciğim, pis su depolarımıza koyuldu.
Burası bölünmüş gibi oldu he. Buraya yalıtım koyalım biz yine. Evet. Tahtayı öyle koyalım. Bitti ya. Şimdi biz en başta tasarımı şu şekilde düşünmüştük. Arkada banyo tuvalet olacaktı çünkü depolar direkt altında kalacaktı ve su tesisatı çok basit olacaktı. Çok basit olacak değil mi abi? Sonra dedik ki tasarım olarak balkon şimdi arkada. Balkonun yatak odasında olmasını istemiyoruz. Onu salona dahil etmek istiyoruz. Onu bir şekilde çözmemiz lazım dedik. Ustalarımızı biraz o yüzden zorladık. Ama yaptılar mı? Yaptılar. Bakın burada tuvalet çıkışı ve lavabo çıkışı ve sıcak su, soğuk su giderlerimiz var, gelirlerimiz var. Bu karşısında hemen banyonun şu yerine böyle upuzun bir şey koyduk ki bazen dengesiz kalıyor ya araba. Böyle yamuk kaldığında bir tarafta su birikmesin diye. Biz de böyle upuzun seçtik. Bütün banyoda ne var? Hepsi gidere gidebilecek böylelikle. Buraya yine sıcak soğuk sularımız geliyor. Alde'den sıcak geliyor. Alttan işte depodan soğuk su geliyor. Sıcak su tekrar oradan geri gidip alttan geçip buradan buraya geliyor. Aynı zamanda oradan alttan inip mutfağa gidiyor. Bu şekilde bir mühendislik çalışması yapmışlar. Burada bir de çamaşır makinamız var. Çamaşır makinesinin şu an yerini taktı. Ben bir tane ip buldum. Şunu şuraya bir asayım da. Bu şekilde. Past, I saw your name. I wrote you, you wrote back. Everything felt the same. I fell in love, but I didn't want to say it to the girl who walked through walls. And there were times I thought she might be too, but we were too afraid to fall. Now we don't have to hold back. And darling, I just love that. My forever after all. Gökyüzü ne ya? Arkadaşlar bu bir şaka olmalı ya. Bu kadar mor, mosmor gökyüzü olabilir mi? Yarın hava güzel olacak demek ki. Gün ardına baktı. Kadarımız devam ediyor. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. We met up in Chicago in the high sun by the lake. I took a picture just in case it was the last time we did this. Olan temiz su, uzun olan pis suyun taşması. Bunlar taştığında dışarı atsın diye. Dolduğu zaman abi dışarı doğru oradan atacak. Burada herhangi bir yere boşanmayacak. Evet, Ercan Usta, şimdi, bitti işler. Bitirdik şükür. Neler yaptık anlatalım şimdi, mı? Şimdi şebeke sularımız, şebeke depolarımız, temiz su, pis su, bağlantılarımız, alt tarafa hidroforumuzu bağladık, suyumuzu aldık, tesisatlarımızı döşedik, geçiyoruz karavanımızın içine. İç kısım, depolarımız, tesisatlarımızı bağladık. 2 ton temiz suyumuz. 1 ton sağda, 1 ton solda. Ve temiz 400, sularımız. 400 litrede pis sularımız, atık sularımız. Gri su, siyah su diye ayırdık evet. Onları. Şebeke hatlarımız, altyapılarımızı bağladık. Mutfak hatlarımızı bıraktık. Mutfağımızın giderini bağlayacağız dolaplarımızdan sonra. Üst katımızın pis su giderleri. Şöyle şuradan götürdük artık onu. Buradan götürdük. Bunların kaplamayla gizlenecek. Bu taraftan da yine pimaş gidiyor. Bu taraftaki tuvaletin gideri. O da gizlenecek. Alde sıcak suyumuz. Hatlarımızı aldık. Sıcak suyumuzu girdik, çıktık. Hatlarımız gidiyor. Çamaşır ağzımız, çamaşır giderimiz. Duşumuz, duş bataryamız, duş giderimiz. Bu tarafta tuvaletimiz. Tuvaletimizin gideri, lavabomuzun gideri bağlandı. Hazır hale geldi. Bunların aralarına sabitlemelerini attık. Şöyle gösterelim. Artık kaplamadan sonra sabitlenip artık vitir üyelerimiz yapılacak. En son sonlandırmada yine görüşeceğiz o zaman. Görüşeceğiz nasipse. O zaman iyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ellerinize sağlık. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ellerinize sağlık. Emeklerinize sağlık. Hayırlı olsun. Mahmut abinin arabalar da vallahi tam off-road arabalar. Gerçekten. Her yerde ışıklar. O ışıklardan biz de alalım ya. Böyle aynen. Şey acil durumda falan etrafımızı aydınlatmalık. Çat diye yaktın mı? Ne biçim aydınlatıyor gördün mü? Bu kadar bir ışık şu kadar ama deli gibi aydınlatıyor. İyiymiş. Bir koli geldi. Kutu evet, açılışı yapacağız. Evet bize bir hediye geldi. Dur bir saniye. Kutu açılışı yapmışız zaten. Aa yok yok. Acaba dur bakalım kutuda ne var? Şöyle bir kutumuz var. Ben de yanına geleyim. Fasibeciğim yavaş yavaş. Aa açıldı. Yavaş açıldı. Bak diye açıldı. Burada araç
hatta otobüs güvenlik sistemi var, kamera sistemi var. Sizin aranızdan Umut arkadaşımız bunu daha önce arabasına kurmuş, sonra geçen sene. Sonra bunu kaldırıp değiştirmiş galiba ve bunları bize gönderdi. Şöyle gösterelim. Güzel de kameralar, bayağı evet, tatlı duruyor. Çok güzel, tam dış kamerası işte. Mükemmel. Her şeyi var ya. Evet, ekranı falan var. Vallahi ne kadar teşekkür etsek evet, azdır. Evet, çok aşırı teşekkür ediyoruz. Buradan çok sevgiler gönderiyoruz. Ailesine de kendisine de çok evet, çok sevgiler. İnşallah yollarda da yolumuz kesişir. İnşallah. Bunu da çok mutlu kullanacağız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu sistemi döşecek bir arkadaşımız, kabloları çekecek. Bursa'da bir arkadaşımız varsa da bize ulaşırsa çok seviniriz. Onunla beraber döşeyelim. Ket altı kablosu çekilecekmiş herhalde. Bu sistemi bağlayacak, biliyorsanız şöyle yakından da göstereyim. Varsa aranızda bir arkadaşımız, bir dostumuz. 5-6 tane kamera var. Evet, hazır şey, kapanmadan kontraları. Bunların da kablolarını çekelim Asibet'im. Evet evet. Bak aynen, şurası çok güzel oluyor. Gelsene bak. Şu yanlışlıkla aynaların açıldığı. Aa, şimdi yanlışlıkla aynalara açtığımız deliklere bu kapanır değil mi? Evet. Rafet o abi eski deliklere takmış da aynalar değişince tabii farklı oldu. Göremedik biz içeride. Evet. Sonra aşağı kaydırdık. Ama o delikler orada kaldı. Biz de kamerayla kapatırız dedik. Tut bakayım, ben çıkayım bir koyayım bakayım yerine. Şöyle. Geldi yoksa. Kapattı mı deliklere? Bence kapattı. Tam kapattı sanki. Oo süper. Ay harika. Bir de bunu böyle şey yapıyorlarmış. Mesela istersen sinyal koluna bağlayabiliyormuşsun. Sağa sinyal verdiğinde bu sağ tarafı açıyor. Hadi sola canım, sinyal verdiğinde sola açıyor. İçeriye de var. Kaç tane kamera var? Kamera sayısı. 6 tane galiba da. 6 tane var. Oo bol bol var. 2 bu yanlara koyarız. Önlere. Bir arkaya koyarız. Bir içten bir tane koyarız öne. Kaç oldu? 3, 4. Bol bol da var ha. Birer de arkadan çapraz bak. Öne dışarıya baktırabiliriz. Her yere baktırabiliriz. Süper ya. Bol bol ya, kameramız var. Çok iyi. Kayıt cihazı da var. Kabloları var. Şöyle kayıt cihazı falan her şeyi var. Peki ya, bu şey yapıyor mu? Mesela hareket algıladı diyelim. Bize bu onda olmayabilir. Ayrıyetten güvenlik kamerası sistemi için bir abiyle görüşmüştük. Onu da tekrar arayacağım. Hem onları da bunu sorabiliriz. Bak o da yapabilir bunu. Hı hı. Anladığı bir şeyim güvenlik sisteminden çok araç kamera sistemi. He. Anlık kayıt alıyor arabanın içinde. İşte otobüslerde, belediye otobüslerinde var ya hani. Evet sürekli kayıt alıyor. Sürekli kayıt alan bir cihaz. Ekrandan da anlık görebiliyorsun. Bunlar aslında şeylere kullanılıyor. Böyle işte kapıyı açıyor, yolcu iniyor, yolcu biniyor ya. He, işte oralarda takip etmek için, bir de içerideki yolcuları takip etmek, herhangi bir olay olduğunda görebilmek için kullanılıyor diye tahmin ediyorum ama biz bunları... Ama şu kayıt cihazı galiba, şu büyük evet, olan değil mi? Şu... O kayıt cihazı. Bildirim yapan sistem de takarız. Yani biz bu karavana güvenlik sistemini, kameraları gerekirse birer kamera hattına atarız. Veya bunları bağlıyorsak bunları bağlarız ki çünkü kamera önemli. Karavanı bırakıp gezmeye bir yerlere motorumuzla çıktığımızda gözümüz arkada kalmasın. Sonuçta bu kadar uğraşıyoruz. Bu kadar sistemler döşüyoruz araca. İnşallah gözümüz arkasında kalmaz. İnşallah. Zaten alarm sistemi de döşeteceğiz. Civ 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 bağırır. Bize de mesaj atar. Bütün o sensörler de olacak zaten. Gaz sensörü, duman sensörü, hareket sensörü hepsi olacak arabada. Bunlar zaten çok önemli şeyler. Bizim uzaydan da tecrübelerimizden biliyorsunuz. Evet, uzayda da akıllı karavan sistemi vardı. Bunda da akıllı karavan sistemi olacak. Çünkü o gerçekten hayat kurtarıyor. Herhangi bir sorunda sana hemen uyarı veriyor. O çok güzel. Dijital olarak her şeyi görüyorsun ya. Suyun ne kadar var, atık depon ne kadar dolu vesaire. Bu arada bak onları demişken bizim şamandıra da almamız lazım ha. Su depolarının içlerine şamandıra koymamız daha lazım. Daha neler almamız lazım be Ümit? Vallahi arkadaşlar şu haftaya, işleri yapalım da daha haftaya göreceğiz bakalım. Maliyet videosu yaparsak bu videoya göre, eğer istiyorsanız maliyet videosu bize bildirirseniz biz yapalım. Görün ne paralar harcadık, ne paralar. Bittik bittik. Vallahi bittik. Ben gidiyorum. Hadi. Ceketini. Bunu da veriyorum. Toplanıyor muyuz Asibeciğim? Toplandık. Kediciğimin de kutusunu yukarı taşıdım. Üst kat belki daha sıcak olur diye. Aşkım Allah'a emanet ol anneciğim. Ay orada oyun oynuyor. Hadi yarın görüşürüz o zaman. Hadi yarın görüşürüz. Yarın biraz geç gelelim ya. Dinlenelim valla. Sesim mesim gitti artık. Biraz ısınalım. Bir şey olalım ya. Şu an ağzımdan buhar çıkıyor. Çok soğuk yani. Evet benim de. O zaman yarın görüşürüz Asibeciğim. Hadi iyi akşamlar. Promises to you, I just had to write them down and say them out loud. Selam, ne haber Asibeciğim? İyi canım, sen nasılsın? İyiyim ben de. Cuma güzel bir dinlenme yaşadık çünkü çok yoğun ve üşüdüğümüz bir haftaydı. Evet, gece gündüz çalıştık biz bu hafta. Cuma o yüzden pilimiz bittiği için evde biraz dinlendik. Şimdi cumartesi geldik. Ben de orada biraz videoyu yaptım. Şimdi gidip devam edeceğim. Şimdi buraya geldik çünkü size tecrübelerimizden bahsedeceğimiz kısımlarımız var. Yani neden bu malzemeleri seçtik? Neden bu sistemleri kurarken böyle tercih ettik? Onlardan bahsedelim ki ileride karar
karavan hayaline ulaşmak isteyenler yaptırırsa da yapsa da bu tecrübelerden faydalansın. Tam zamanlı deneyimde hepsini test ettik değil mi Asibe? Aynen öyle. Bu hafta neler yaptık onu bir anlatalım. Önce tekerlerimizi çıkarttık. Jantları değiştiriyoruz. Tekerleri değiştiriyoruz. Lastiklerimizi ya da dört mevsim olarak tercih ediyoruz. Yüksek irtifalarda çok soğuk ve kaygan zeminlerde bile kullanılabilen bir lastik tercih ediyoruz. Çünkü karavan hayatı biraz öyle işte. Dağa çıkıyorsun, kar görüyorsun, güneye iniyorsun, sıcak görüyorsun. O yüzden dört mevsime uygun olacak bir lastik tercih ettik. Jantlarımızı da alüminyum jant tercih ettik. Yani alüminyum jant tercih edemedik Asibeciğim. Çok pahalı olduğu için Alcoa'lar. Gönül isterdi ki Alcoa almak böyle parıl parıl parlasın ama. Fiyatlar aşırı yüksek. Yani biz zaten lastikler konusunda bütçeyi bayağı bir aştık. Uydurup lastik de alabilirdik ama lastik de iyi seçtik. Jantta da yenileme fiyatıyla yenisini alma fiyatı çok yakın olduğu için biz de yenisini almaya karar verdik. Bakalım yine belki Alcoa falan denk gelirse henüz daha takmadığımız için belki öyle bir şey olabilir. Evet bu arada Rafet abi geldi. Davlumbazların içindeki işte pası kiri falan temizledi. Güzelce onları kaynakladı. Tertemiz çıktı. Biz oraları bir boyarız. Alttan zaten ulaşamadığımız yerleri hazır askıya almışken hepsini elden geçirmiş olduk. Sonra gaz tesisatını döşedik. Gaz tankımızı 60 litre LPG tankı tercih ettik. Çünkü normalde karavanlarda kullanılan tüpler falan biz ıssızda çok uzun kaldığımız için bizim için çok kullanışlı değil. Hem soğukta donuyor, yarısını kullanabiliyorsun, tam performans vermiyor. Her yerde doldurabilme şansın yok. O yüzden... Hem de daha uyguna da geliyor bence LPG. Aynen öyle. Biz LPG tankı tercih ettik. Zaten çıkışlarını göstermiştik size. O turumanın filtreli çıkışlarından falan kullandık ve çarpışmada gaz kesicisinden falan kullandık. Zaten onları anlatmıştık. Bir borularımız da karavana uygun olacak şekilde bakır ve hortum şeklinde olan uygun borular kullandık. Şimdi su tesisatına gelirsek biz öncelikle yollarda tecrübe ettiğimize göre uzayda biz kolektör kullanıp onu da hortumlarla dağıtmıştık. Yalnız burada bir sorun yaşadık. Nasıl sorun yaşadık? Hortumlar birleşimlerde zaten iyice küçülüyor birleşim aparatlarıyla. Zaten hortum dar. Bir de o birleşimlerle falan incecik oluyor. Arıtma suyu gibi akıyor. Veyahut küçücük bir şeyde tıkanabiliyor. Sonuçta bu depolara toz pislik girebiliyor veya köy yerlerinde çeşmelerden aldığın sularda pislik olabiliyor. Her ne kadar biz süzmeye çalışsak da bunlar olabiliyor. Bunların önüne geçmek için bu sefer evlerde de kullanılan PPRC boru sistemini kullandık. Hem daha geniş hem de birleşimleri kaynaklı olduğu için yolda kelepçesi açıldı, su akıttı bilmem ne sorunu yaşamayacağız. Biz yolda bu sistemi kullananla bizim aramızdaki farkı gördük. Bizim suyumuz az akarken onlarınki foştur foştur ev çeşmesi gibi akıyordu. Giderlerimizde de önceden gırtlak boru kullanmıştık. Şimdi gırtlak borunun şöyle bir sıkıntısı var. Tırtırlı olduğu için içindeki atıkları topluyor. Oralarda kalabiliyor ve yollarda koku yapabiliyor. Bunun önüne geçmek için bir, bütün çıkışlarda S yaptık. İkincisi de şu gördüğünüz kimaş borulardan kullandık. Bunun da sebebi pislik atık direkt gidiyor ve S borular sayesinde de yolda depolarımız koku yapmıyor. Depo çıkışlarımızı da biz o boru kalınlığında geniş kullandık. Neden? Çünkü bir yerde oldu ki atık boşaltma yeri buldun ve boşaltacaksın. Saatlerce ki bu kadar büyük araçlardaki depoları boşaltmak gerçekten neredeyse 25 dakika bekliyorduk boşalmasını ki DN25 yani 2,5 santim çapındaydı. Şimdikini 50 santime çıkarttık. Ne kadar hızlı boşaltırsak o kadar iyi dedik. Boşaltım daha hızlı olacak. Hem de tıkanma sorunu da yaşamamış olacağız. Biraz yukarıda kalıyor çünkü araba askıda olduğu için normalde şu seviyelerde olacak. Açtığımızda boru girişini görüyorsunuz. Burası gayet geniş bir boru kullandık. Çünkü her yerde çeşme evdeki çeşme gibi değil. Köylerde falan daha kalın hortum takman gerekebiliyor. Bu sefer onu küçültmeyle falan uğraşmamak için biz birkaç çeşit su dolum hortumları alacağız yanımıza. Köy çeşmesi bulduğumuzda da buraya takıp doldurabileceğiz. Daha kalın çeşmeler de olabiliyor. Onları da bulduğumuzda rahat rahat dolum sağlayabileceğiz. Böylece daha hızlı dolum olacak. Ve hızlı dolum olacak. Dolum boşaltmaktan daha uzun sürüyor çünkü. O evet. Yüzden de bu konuya da dikkat edin. Size tavsiyemiz. 3 adet pis su tankımız var. Bir mutfak. Evet. Onu daha koymadık. İkincisi gri su. Üçüncüsü siyah su. Bunları neden ayırdık? Çünkü onlar birbirine karışmasın. Tuvalet gideriyle mutfak gideri birbirine karışmasın. Biz duşta da mutfakta da kullandığımız ürünleri kimyasal değil bitkisel kullanıyoruz. O da ne oluyor? Mesela doğada bir yere gittiğin zaman doğaya da boşalttığın zaman o normal suyu atıktan bahsetmiyorum. Ayrı olsun ki birleşik olursa mecburen tuvalet giderini de boşaltacaksın. O uygun olmaz ama normal suyu boşaltmak da hani orayı sulamış gibi bir şey oluyorsun. Evet. O yüzden de onları da ayırmış olduk. Karavanda bana sorarsanız en önemli şey bir bol bol suyun olacak. İki tuvalet gider
diğerlerinde depoları da büyük olup geniş çıkışlar olacak. Tıkanma vesaire sorunu yaşamamak isterseniz. Evet. Bu bizim uzaydan tecrübelerimiz. En önemli şey gerçekten su. Su varsa rahatsın. Su varsa hayat var karavanda. Evet. Su almak için sürekli hareket etmek daha zor oluyor veya bir çeşme yakınlarında durmaktansa tabii ki dolu olarak gezmeyeceğiz. Durmaya yaklaştığımızda en yakın yerde işte köy çeşmesi olur, sokaklarda, doğada her yerde çeşmeler oluyor veya bazı yerlerde satın alıyorsun köylülerden. Konaklayacağımız yere 2 tonu doldurursak herhalde biz Hasibeciğim 2 tonla 2 ay inşallah takılırız yani. Evet, inşallah. Yani çünkü 600 litreyi doldurduğumuzda biz rahat 1 aylara yaklaşmıştık en son. Demek ki 2 tonla çok rahat edeceğiz bu anlamda. Buna çok dikkat ettik. Ve depolarında alttan tahliye muslukları var ki arada depoların içini onlar temizlemek burada. İsteyebiliriz. Şurada. Bu arada 2 ton suyu da doldur doldur da bitmez be Hasibeciğim. Ya. Ama ne oluyor bu yolla? Bir yerlerde konakladığımızda hareket etmemizi gerektirmiyor. Zaten aracımız büyük. Her yere çok rahat girip çıkamayacağını da biz de biliyoruz bu aracı aynen seçerken. Öyle. O yüzden bir motorumuz olacak. Marketi vesaireyi halledip yukarıda güneş tarlamız var. Elektriğimiz bol bol. Suyumuz bol bol. Gazımız da bol bol kuruyoruz sistemi. Alaska'mıza da ustalık eserimize de uzun uzun yaşayabileceğimiz bir sistem kuruyoruz. Sadece aracımız büyük değil. Yaşam alanımız büyük değil. Bütün kullanacağımız enerjilerde bol bol yer var. Maşallah diyelim ve bu hafta çok güzel işler başardık. Bizi çok strese sokan işleri bitirmiş olduk. Sormayın be. Bu hafta da bitti be Hasibeciğim. Vay be. Bu hafta iyi çalıştık ama soğuk moğuk gece gündüz demeden tesisat işini bitirdik çok şükür. Çok şükür be. Geçen hafta demiştik beğenilere göre işte maliyet videosunu paylaşsak size ara maliyet videosu. Baktık ki 14 bin kişi beğenmiş. Önceden onu demediğimiz zaman 20 bin kişi beğeniyordu. Demek ki maliyet istenmiyor diye algılıyorum ben. Doğruysa. Bana da öyle gibi geldi. Eğer isteniyorsa zaten bu videodan anlarız herhalde diyoruz. Yani bu haftaya koymadık istenmiyor gibi düşündüğümüz için. Ama isteniyorsa bu otobüs bu zamana kadar ne kadara çıktı ve siz bu gelirleri nereden sağlıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bu otobüsü diye merak edenler varsa onu bize beğenilerinizle gösterebilirsiniz. Yolculuğumuza çıkmadan önce heyecanlar doruğa çıktı. İçinde neler yapacağız? Malzemeler seçiyoruz, renkler seçiyoruz, tasarımlar seçiyoruz. Bu kısımlar aşırı zevkli. Ya var ya, şu günleri gördüğümüzde çok mutluyum. Çok şükür ya. Bu karavanla birlikte de ne manzaraları çekeceğiz? İnşallah birlikte otobüsle hep birlikte geziyoruz. Biz öyle hissediyoruz yani hani gezerken ben inanın sizle beraber geziyor gibi hissediyorum. Sizin de öyle hissettiğinizi bizim yanımıza gelenlerden öğreniyoruz. Evet. Diyorlar ki mesela bazen ya şuraya şöyle gitmiştik falan diyorlar. O kadar hoşuma gidiyor ki o da bizle geliyor gibi hissetmiş. Özellikle o pandemide uzayla evet, gezerken. Evet. Biraz size faydamız oluyorsa, karavan hayali olanlara faydamız dokunuyorsa bu hayatımızda çok mutlu oluruz. Çok mutlu oluruz. Evet. Ama emin olun zaten çok mutluyuz. Çünkü bu yolculuğa ikimiz çıksaydık eminim yine çok keyif alırdık Hasibem'le. Ama sizin varlığınızı hissediyor olmak da bizi aşırı mutlu ediyor. Hep birlikte geziyoruz gibi hissediyoruz. Yani öyle dostlar. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın. Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours? By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going, I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant. Because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You are water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. And in the evenings when we settle in bed,
It's like you're in my head. How did I get so lucky? So I say it again and again. So I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You want water in the desert. My fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. Make it not in the back of that Prius. No bass in there to interrupt us. In your favorite spot behind my ear, where nothing in the world can touch us. Sometimes you take my breath away. I hope I never forget to say